Şahika'nın çalıştığı iş yerini, oturduğu evi hemen bulun. Abi, sana verdiğimiz adres doğruymuş değil mi? Yani iş süreceğiz ya. O yüzden şey ettim. Merak etme abi. Adres, telefon ne varsa iki saat elinde. Önce iş yerinin adresini getirin. Şahika'ma bir sürprizim olacak. Rüya! Rüya Hanım'a söyleyin, hemen odama gelsin. Rüya Hanım henüz gelmedi. Şahika Hanım, bu size gelmiş. Teşekkür ederim. Can. Yeni iş yerin hayırlı olsun. Eski dostum, yeni düşmanın Nihat. Sabah mahallede kavga çıkmış, haberiniz var mı? Yok. 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 Aslında ben biraz biliyorum. Cihan adamın birini tartaklamış. Aa. Ay Cihan öyle bir şey yaptıysa kesin Şinasi de karışmıştır. Hayır yani ben çocuklar münakaşayı seviyor diye diyorum. Aşk olsun Şahika. Şahika doğru söylüyor. Ne istediler elin adamından? Ağzını burnunu dağıtmışlar. Yerlerde sürünüyormuş adamcağız. Yazık. Yazık tabii ya. Çok yazık. Ay.
öyle yapıyorsun Şahika? Sana bir şey diyeyim mi? Sen Gülter ablanın söylediği bütün lafları hak ediyorsun. Bugün bütün gün herkes senin için o kadar şey yaptı. Ya tamam, kimse senden teşekkür etmeni beklemiyor zaten. Ama bari Cihan'la, Şinasi'yle alay etme. Canım, ben kimsenin yardımını falan istemedim. Bunu abim başta olmak üzere hiçbiriniz aklınızdan çıkarmayın. Hatta tane tane bir daha söyleyeyim. Ben kimsenin yardımını istemiyorum. Şahika, tamam seni anlıyorum ama... Neyi anlıyorsun ya? Bırak, boş ver. Sen zorlama pembe bulutlarla kaplı kafanı. İyiliğe iyilikle karşılık vermelisin ama. Yok canım, o iş öyle değil. Eğer insanoğlu iyiliğe iyilikle karşılık verseydi... ...her sabah sütünü aldığı sarı ineği... ...yere yatırıp boğazını kesmezdi. Yaşadığı her gün için bir düğüm atmış. Neriman, bizim bu Şahika'yı çözmeye ömrümüz yetmeyecek, ben sana söyleyeyim. Vallahi. Cihan, sağ ol.